Herkese merhabalar. Ben Doğru Cevap Eğitim Kurumlarından Eda Hoca. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki daha önceki derslerimizde, yani dünkü dersimizde, 2 saat dersimizde ben ne yapmıştım? Size fiillerden bahsetmiştim. Sonrasında da ek fiil konusuna giriş yapmıştık. O konular hakkında da size güzel güzel bilgilerimi sunmuştum gençler. Şimdi bugünkü konumuz da fiilimsiler. Biliyorsunuz ki fiilimsiler de bu dün görmüş olduğumuz fiil olan sözcüklere ne yapıyoruz? Bazı özel yapım ekleri getiriyoruz. Ve bu bazı özel yapım ekleriyle beraber artık bizim bu sözcüklerimiz tam olarak fiilde değil, tam olarak isimde olmuyor. Böyle isimle fiil arasında böyle arafta kalmış olan bir sözcük grubu olmuş oluyor. Hemen sizi çok bekletmeden başlatıyorum konumuza. Şöyle yakınlaştıralım bakalım. Evet gençler. Şimdi bizim sözcüklerimiz neydi? Fiil, kök veya gövdeye sahip oluyor. Fiil, kök veya gövde. İşte bu fiil, kök veya gövdeye sahip olan fiillerin bazı özel yapım ekleri alıyor. Ve bu bazı yapım, yani özel yapım eklerini almasıyla beraber de cümle içinde ya isim oluyor, ya sıfat oluyor, ya da zarf oluyor. Bu üç görevden birinde kullanılıyor. Bu üç görevden birinde kullanılırken de siz bunun hani isim, sıfat ve zarf olduğunu nereden anlıyorsunuz? Çünkü yapım eklerimiz bizim özel bazı hani özelliklere sahip. Onların dışında olan herhangi bir fiilimsi yapım ekimiz söz konusu olmuyor. Bir de daha sonra göreceğimiz sözcük yapısı diye bir konumuz var. Orada da yapım eklerini gösteriyorum zaten size. İlerleyen süreçlerde göreceksiniz kısmet olursa. Bu yapım eklerinden bir tanesi de buradaki görmüş olduğunuz aslında fiilimsiler de dahil oluyor. Yani yapım eki şu demek, eklendiği sözcüğe yeni bir anlam katmak, sözcüğün türünü değiştirmek gibi görevlere sahip olan eklere biz yapım eki diyoruz. Yani burada da fiil olan sözcükleri ben isim, sıfat ya da zarf yapıyorsam demek ki bu sözcüklerin yapısını değiştiriyorum demek oluyor ve bu sözcükler fiilden isim yapma eki olmuş oluyor. Hani aklınızın bir köşesinde bulunsun. Tabii ki bunlar özeller, yani hani belirli olan yapım ekleri için geçerli bu fiilimsi adını vermemizdeki sebep. Şimdi biz bu fiilimsileri 3 gruba ayırıyoruz. Zaten burada hani fark ettiyseniz 3 tane görevinden bahsettik. İsim, sıfat veya zarf olarak nitelendirdik. İşte bu isim, sıfat veya zarf olarak nitelendirdiğimiz görevleri de aslında o fiilimsilerin 3'e ayrıldığı konusuna giriyor. İsim fiil, sıfat fiil ya da zarf fiil olmak üzere 3 tane başlığımız var. Ve bu başlıkların da her birinin özel yapım ekleri var. Şimdi biz isim fiiliyle başlıyoruz. Diğer bir adı alt eylem. Her ikisiyle de karşılaşabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bunların ikisi de eş anlamlı sözcükler olmuş oluyor. Bu sefer gençler, fiil kök veya gövdelerimize. Kök veya gövde dememin sebebi de şu. Bazı sözcüklerin kökü isim olup, mesela su sözcüğünün kökü, yani su sözcüğünün kökü isim olmuş oluyor. Şimdi ben bu sözcüğe la yapım ekini getiriyorum. Sulamak. Yani artık bu sözcüğüm benim fiil oluverdi. Bu fiil olduktan sonra işte artık gövde durumunda oluyor. Peki ben bu sulamak gövdesine misal veriyorum. Mekmak eki getiriyorum. Sulamak. İşte çiçek sulamak en sevdiğim hobim dedim. Çiçek sulamak. İşte oradaki mekmak isim fiil eki olan mekmak oluyor gençler. Yani burada fiil gövdesine ben bir yapım eki getirmiş oluyorum. Hani ya Eda hocam bu kök gövde diyorsun ama bunlar ne oluyor diye sorarsanız bu olmuş oluyor. Ya da okumak diyorum. Yani okumak bizim için bir fiil. Ve fiil kökü yani bu. Direkt kök halinde bir sözcük, oku sözcüğü kök halinde. Ben buna isim fiil eki olan mekmak getirdiğim zaman ne oluyor işte? Gövdeden değil de bu sefer kökten türemiş oluyor bu sözcükler. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Kök demek bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır. Yani yapım eki almamış halidir. Yapım eki aldıktan sonra sözcükler gövdeye dönüşür. Gövde olduktan sonra da
Tek tek yapım eki tekrardan gelebilir. Hiç önemli değil. 15-20 tane bile yapım eki getirebilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. İşte bu fiil kök veya gövdelerini. Ne yapıyorum ben? İsim fiil ekleri getiriyorum. Ve isim fiil ekleri getirerek de bu sözcüklerin türünü isme dönüştürüyorum gençler. Bu isim fiil ekleri mame, mekmak ya da ış, iş, uş, üş biçiminde fiil olan sözcüklere getiriyoruz ve artık bu sözcükleri isim yapıyoruz hep birlikte. Mesela hemen örneklerimize bakalım. Öğrencilerin sınavı kazanması kolaylaştı. Bakıyorum, bakıyorum. Bu tarz durumlarda size şöyle bir kopya vereyim. Hani biz fiilimsi diyoruz ya, asıl fiilimsi dememizin zaten sebeplerinden bir tanesi. Hani neden sadece isim demiyoruz ya da sıfat ya da zarf demiyoruz? Çünkü fiile ait olan bir özelliğe sahip bu fiilimsi sözcükleri. Çünkü fiillere gelen olumsuzluk eki, memayı fiilimsiler de alabiliyor. O yüzden tamamen isim, tamamen sıfat ya da tamamen zarf olamıyor. Benim de size nacizane verebileceğim en güzel kopyalardan bir tanesi. Acaba bu fiilimsi mi diye sorduğunuz zaman bir mema, olumsuzluk ekini getirin ve cümle içinde böyle anlamsız bir şey oluyorsa, hani saçma bir ifade, anlamsızlık ifade ediyorsa, işte o zaman diyeceksiniz ki, aa hayır, bu fiilimsi değilmiş diyeceksiniz. Ama iki, yani olumsuzluk ekini getirdiğiniz zaman hala anlamını koruyorsa, yani anlamsız bir ifade yoksa, işte o zaman fiilimsi olmuş oluyor. Mesela kazanmaması diyebilir miyim? Kazanmaması kolaylaştı. Diyebiliyorum. Demek ki burada kazanmak bizim fiilimiz. Kazanmaktan sonra ma yapım ekini almış. Şimdi bu mema'nın bir de işte olumsuz olma özelliği de var. Hani aklınızın bir köşesinde de o var. Ya Eda hocam, işte bu mema hem olumsuzluk eki kullanılıyor, hem isim fiil eki olarak kullanılıyor. Bunun yanında kalıplaşmış isimler var. Neden bunları söylüyorum bu arada? Hani aklınızı karıştırmak için söylemiyorum. Çünkü siz bu konuyu 8. sınıfta gördünüz, 10. sınıfta gördünüz ve şu anda 12. sınıfsınız ve 12. sınıfta da hala görmeye ve tekrar etmeye devam ediyorsunuz. Önceki bilgilerinizden de böyle yola çıkarak konuşmaya çalışıyorum. İşte bu mema, olumsuzluk eki ile isim fiil ekini birbirine karıştırmayacaksınız. Yani mesela hani ilkokulda hepimiz ne öğreniyoruz? İlk birinci sınıfa gittik. İlk dönemin sonuna doğru artık hepimiz patır patır ne öğrendik? Okuma, yazma. Şimdi ben okuma, yazma dediğim zaman bu ne demek oluyor? Yani okuma, yazma, gitme manasını mı veriyor? Hani emir mi veriyorum, olumsuzluk anlamı mı? Hayır. Okulda birinci sınıfta okuma yazma öğrendim. Orada seni okuma işlevine vermiş olduğun isim, okumak fiiline vermiş olduğun isim okuma. Yazma işlevine vermiş olduğun isim yazma. Yoksa kimse orada sana okuma sakın, sakın yazma, yazı yazma demiyor yani. Herhangi bir olumsuzluk emirinde bulunmuyor sana. Emir kipi yok yani orada. Dün görmüştünüz kipeklerini. Hani mesela sakın okuma dediğim zaman sen ne anlıyorsun? Bir fiil olduğunu anlıyorsun ve mema olumsuzluk eki olduğunu anlıyorsun. Yani orada bir fiil olma özelliğini görebiliyorsunuz. Okuma işlevinden bahsediyoruz. Ama burada görmüş olduğunuz mema, kazanma, okuma, dinleme, işte ne bileyim, İngilizce kursunda dinleme yapıyoruz. Hani dinleme. Burada olumsuzluktan bahsetmiyor. Dinlemek bir fiil. Dinle bir fiil. Buna mema geldi ve artık ne oldu? Yeni bir sözcük türetmiş olduk. Aslında artık dinleme iş, yani dinlemek fiiline dinleme ismi demeye başlıyorsunuz. Mesela ış iş. Çocuğun uyuyuşu çok komikti. Hani ne bileyim, bir bebek var böyle ağzı açık uyuyor falan filan. İşte uyumak bir fiil. Ama uyuyuş dediğim zaman uyuşmak mı diyoruz? Hani çok mantıksız oluyor mekmak getirdiğimiz zaman. Demek ki artık o sözcük isim fiil olduğunu oradan çıkartabiliyorsunuz. Ya da uyumayışı diyebilirsin.
uyumayışı. Yani olumsuza çevirebiliyorsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir de en çok takılan mevzulardan bir tanesi hani öğrencilere mekmak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bu bir sözcüğün fiil olup olmadığını anlamak için biz mekmak getiriyoruz ya o sözcüklere. Gitmek, yapmak, okumak, dinlemek. Tamam. Siz bu şekilde telaffuz edebiliyorsunuz. Bu şekilde söylüyorsunuz, bu şekilde konuşuyorsunuz ama siz bunu bir cümle içinde mastar ekini hiçbir şekilde görmezsiniz. Mesela kolaylaştı diyor ya, kolay bir isim, kolaylaşmak bir fiil. Ben burada mekmak görmüyorum. Bu mekmakı ben kendim getiriyorum ki fiil olup olmadığını anlamak için. Yoksa görebildiğimiz bir mekmak yok. Yani mastar ekini biz hiçbir şekilde cümlede kullanmıyoruz. O yüzden hiçbir zaman mastar ekiyle karşılaşmayacaksınız. Karşılaşmış olduğunuz mekmak ya isim fiil ekidir ya da yapım eki olarak yani fiilimsi olmayan, hani isim fiil olmayan bir isimdir. Yani kalıplaşmış bir isim olarak karşınıza çıkar. Onu dile getirmek istiyorum açıkçası. Yani bu mekmak gördüğünüz zaman olumsuzluk ekini getirin. Hemen işi çözersiniz. Yani mesela diyorum ki size okumak en güzel eylemdir dedim. Okumak en güzel eylem. Demek ki en güzel eylem olan ne? Okumak. Buradaki okumak ya da okumamak diyebilirsiniz. Buradaki mekmak mastar eki değil kesinlikle. Bakın olumsuzluk ekini de getirdiğim zaman cümlede bir düşüklük olmuyor. Hani okumak okumamak en güzel eylemdir. Belki sen okumaktan hoşlanmıyor olabilirsin ve böyle bir şey kullanabilirsin yani. Çok da problem değil. Ama hani bir de kalıplaşmış isim deyip duruyorum ya Eda Hocam bu kalıplaşmış isim nedir diye sorarsanız da mesela şey diyebiliriz. Yemek yedim. Yemek yedim. Gençler o böyle ocağın üstünde pişen, fırında pişen şeye vermiş olduğumuz isim nedir? Yemek. Yememek yedim der misiniz? Yememek yedim. İşte bu mema ekini getiremediğiniz takdirde anlayın ki o kalıplaşmış bir isimdir. Çünkü yemek, hani o buzdolabınızın içinde bulunan her şey birer yemektir gençler. Onların bütününe vermiş olduğumuz isim. Ya da çakmak. Şu ocağı yakmak için kullandığımız araca çakmak adını veriyoruz. İşte diyorum ki, ya işte oradan çakmak uzatır mısın diyorum. Çakmamak uzatır mısın der misin? Demezsin tabii ki. Yani saçma oluyor. İşte bu yüzden bu sözcük isim fiil değil. Bu sözcük sadece isim. Umarım anlaşılmıştır. Yani bu konuda size destek olabiliyorumdur. Hani işin bu boyutunu düşünmeye çalışırsanız işte isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil bunları diğer sözcüklerden ayırabilirsiniz. Bir de cümle içinde kendini gösteriyor ya, her türlü gösteriyor. Mesela öğrencilerin sınavı kazanması. Şimdi öğrenci isim, sınav isim, kolaylaştı yüklem, kolaylaşmak fiil. Tamam. Fiili de bulduk. Sonra böyle fiile benziyor ama çok da karar veremediğimiz kazanması diyor. Ya kazanmak fiil de kazanma derken Ya diyorsun ki tamam hani bu fiile benzeyen bir şeyse o zaman fiilimsidir diyebilirsin. Bir de şöyle ufak bir kopya daha vereyim. Fiil olduğunu düşündüğünüz ekler ya da kelimelere fiil olduğunu düşündüğünüz kelimelerde asla isim çekim eklerini görmemeniz gerekiyor. Peki buradaki sı ne eki? İyilik eki. Yani çekim eki. İsim çekim eki. Ben burada isim çekim ekini görüyorsam bu da demek oluyor ki kesinlikle ve kesinlikle ben buna tamamen bir fiildir diyemem. Zaten fiilimsinin bir özelliği de isim çekim eklerinin tamamını alabilirken fiil çekim eklerini kesinlikle almaz. Fiil çekim ekinden kastım da kip ekleri ve şahıs ekleri. Bunu dünkü derste gördünüz. Kip ve şahıs eklerini almaz. Sonrasında isim çekim eklerini alır. Fiillerin sadece olumsuzluk ekini alabiliyor. O kadar. Onun haricinde herhangi bir ek göremezsiniz. Fiillerle ilgili olarak. Bunu da dile getirmek istiyorum. İşe yetişmek için acele ediyordu. Acele etmek. Bir fiil. Acele etmek. Peki. Bakıyorum ne için acele ediyordu? İşe yetişmek için. Bir yere yetişmek, işte ne bileyim otobüse yetiştim dersin, işe yetiştim, okula yetiştim, derse yetiştim diyebilirsin. O zaman fiil olduğunu
Anlayabiliyoruz şimdi. Düşündüğümüzde mantıklı fiil. Ama işe yetişmek için. Yani o yetişmek eylemini ismet çevirmişim gençler. Yetişmek. İşte burada demek ki fiilimsi özelliğini görüyorum. Ya da yetişmemek. Yetişmemek de diyebilirim. Hiçbir sıkıntı yok şu anda. İşe yetişmemek için acele ediyordu. Ya diyeceksiniz ki hocam işe yetişmemek için acele edilir mi? O kadarını düşünmeyin canım. O kadar da olmasın yani. Sahilde yürüyüş yaparken ona rastladım. Yürüyüş ya da yürümeyiş de diyebilirsiniz. Olumsuzluk eki geliyor. Olumsuzluk ekini getirdiğim zaman cümlenin tamamında evet hani böyle hafiften saçma gibi gelebilir ama anlamsız bir ifade yok. Sahilde yürümeyiş diyebiliyorsunuz. Yani yürümekten yürüyüş olmuş. Bakın yürümekten yürüyüş. Yürüyüşmek diyebiliyor muyum? Ya da yetişmekmek. Diyemiyorum. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hadi Eda Hocam bu sayfada çok mu kaldık diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi birkaç böyle örnek daha verelim. İyice pekişsin istiyorum. Bu isim fiilleri hani alarak ne diyor? İsim fiilleriyle eylem özelliğini tamamen kaybeden isimleşmiş sözcükler karıştırılmamalı. Yani ben de size en başından beri bunu da söylemeye çalıştım. Akşam yemeğini biraz geç yedik. Akşam yememeğini biraz geç yedik dediğim zaman çok saçma geldi kulağa. Affedersiniz. Akşam yememeğini. Bunu söyleyemeyeceğim için bu sözcüğün isim olduğunu karar vermiş olmalıyız. Bunu yemek zorundaydık. Bunu yememek zorundaydık. Yani sonuçta önünüze bir şey kondu. Ve ne bileyim işte anneniz sizi tembihle dedi ki aman sakın orada onu yeme. Sen de onu yememek zorundasın. Hani demek ki olumsuzluğunu getirdiğim zaman cümlede herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani şu an eminim ki bana da dediğiniz şey hani Eda Hocam evet böyle bir şey mantıklı. Mağaranın girişini kaybettik. Biliyorsunuz ki bir yerin hem girişi vardır hem de çıkışı vardır. Oraya vermiş olduğumuz isim giriş. O yüzden de hani oranın adı giriş olduğu için mağaranın girmeyişini kaybettik dediğim zaman olmuyor yani. Hiçbir şekilde hani uygun düşmüyor. Çok aşırı mantıksız yani. Anlamsız. O yüzden demek ki mağaranın girişi derken oradaki iş eki evet girmekten giriş bir yapım eki olabilir ama asla ve asla isim fiil eki değil. Ama alttaki örneğe baktığınız zaman sizin girişinizi kimse görmedi. Yani girmekten giriş. Birinin işte o girişi. Ya da sizin girmeyişinizi kimse görmedi. Hani girmeyiş de diyebiliyorum. Bir sıkıntı yok. Yani cümleler zaten bize aslında kendini belli etmeye çalışıyor. Ve en güzel örneklerden bir tanesi şu son örnek. Danışmaya bu paketi bırakın. Gençler danışma diyoruz. Yani o alışveriş merkezlerinde bulunan işte soru sor olduğumuz yere danışma deniyor. O alana danışma adı veriliyor. Bakın adı veriliyor diyorum. Demek ki danışmaya bu paketi bırakın derken danışmamaya bu paketi bırakın demezsiniz. Ama bize danışmaya karar vermiş ya da bize danışmamaya karar vermiş. Hani düşünüyormuş ama bize danışmamayı düşünüyor diyebiliyorum. Ya da bize danışmayı düşünüyor da diyebilirim. Bir sıkıntı yok. Demek ki birincisi de tamamen isimken, ikincisi de tamamen isim fiil olma özelliğini bize göstermiş oldu. Mesela bakın, bize pilav ve kavurma ikram ettiler. Pilav ve kavurma. Şimdi hepiniz aklınızdan şunu geçiriyorsunuz. Ya Eda Hocam işte kurban bayramlarında en çok yapılan yemek, yemeğin adı. Evet kavurmak diye bir fiil var ama kavurmaktan kavurma olmuş ama o yemeğin adına da artık kavurma deniyormuş. Yani o et yemeğinin adı bakın et yemeğin adı kavurma. O yüzden de bu kalıplaşmış olan herhangi bir isim. Ama ikinci örneğe baktığımız zaman usta aşçının etleri kavurmasını izledik. Ya da etleri kavurmamasını da izlemiş olabiliriz. Değil mi? Bize pilav ve kavurmama ikram ettiler. Bunu diyemiyorum ama etleri kavurmaması diyebiliyorum. Bir sıkıntı olmuyor. İşte aradaki farklar bu şekilde. Yani mantığınızı kullanıp bir şekilde bu durumu çözmeniz gerekiyor.
Evet, devam edelim bakalım. Geldik sıfat fiillere. Bu da bizim ikinci başlığımız. Sıfat fiil grubu. Diğer bir adı da ortaç. Yani hani ortaç olarak da çıkabilir karşınıza, sıfat fiili olarak da çıkabilir. O yüzden hep söylerim, bu isimlere dikkat etmeniz gerekiyor. Ha, bu arada isim fiil için de ben ne demiştim? İşte mekmak, mema, ış, iş, uş, üş. Hepinizin aklında da kalan şey ana şey mayışmak. İşte Eda'cığım biz bunu daha çok mayışmak olarak gördük. Evet, ama işte ezberi iş yapmayın. Siz sadece hangi ekin hangi fiilimsiye ait olduğunu bilin tabii ki. Ama her gördüğünüzde eğer böyle panter gibi atlarsanız o iş olmaz. Yani yanlış yapma olasılığınız çok artar. Evet gençler, şimdi sıfatın ne olduğunu ben size anlatmıştım. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Sıfatlar neydi? İsimlerin önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere biz sıfat adını veriyorduk. İşte buradaki sıfat fiillerde sağ olsunlar isimlerin önüne gelerek isimleri niteleme anlamını katıyorlar. Onlara çok teşekkür ederiz. Bu eklerde an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Bu şekilde eklerimiz var görmüş olduğunuz gibi. Hemen bakıyoruz. Mesela görünen köy kılavuz istemez. Şimdi nasıl köymüş bu? Görünen köy. Demek ki bir isme nasıl sorusunu sorup cevap alabiliyorsam sıfatı zaten bulabiliyorumdur. Yani niteleme sıfatını bulabiliyorumdur. Görmekten görünmek. Şimdi görünmek gövde oldu değil mi? Bu sefer ne oldu? Görünmekten görünen. Yani artık fiilden fiil oldu. Sonra fiilden de ne oldu? Sıfata, yani aslında isme dönüşmüş oldu. Ama görev bakımından tabii ki bu bir sıfat olmuş oluyor. Görünmekten görünen. An, en sıfat fiili kaldı. Olası kazalara karşı bir dizi önlem alındı. Nasıl kazalarmış bunlar? Olası kazalar. Olmak bir fiil. Olmak fiiline ası, esi, yapım ekini getirdik ve bir ismin de önüne koyup onu sıfat fiil haline dönüştürdük. Ya da olmayası kazalar, görünmeyen köy. Bakın olumsuzluğunu da yapabiliyoruz bu arada. Ama olumsuzluk yapamadığımız bir şey var ki o da şu ikisi gençler. Bu ikisinin olumsuzluğuna çeviremiyoruz. Yani bunu ancak dönülür ya da benzemez olarak çevirebiliyoruz. Bir tek bunlara gelmiyor yani olumsuz iki. Onun haricinde hepsine gelebiliyor. Nerede kaldık? Dönülmez akşam. Nasıl akşammış? Nasıl akşamın ufkuymuş? Hatta burada bir isim tamlaması var fark ettiğiniz gibi. Akşamın ufku. Nasıl akşamın ufku? Dönülmez akşamın ufku. Yani dönmekten dönülmek. Dönülmekten de dönülmez. Mazmez sıfat fiil ekini gördük. Devam edelim. Buna benzer bir kitabı daha önce de okumuştum. Nasıl kitapmış? Benzer bir kitap. Benzemekten benzer değil mi? Yani fiilden artık ne oldu? Sıfat oldu. Benzer kitap olarak bir sıfat haline dönüştü. Bakıyoruz. Tanıdık sokaklardan, caddelerden geçtim. Tanımaktan tanıdık. Tanımaktan tanıdık. Dık dik sıfat fiil ekini almış. Ve bu sıfat fiil eki gençler cümle içinde çok kullanılıyor. Yani mesela işte yaptığı, gittiği, hani özellikle yumuşamaya uğruyor. Onu da söyleyeyim, dikkatinizi çeksin hani. Tıptik olarak da olabilir hani. DT'ye dönüşebilir. Ondan sonra K yumuşuyor zaten. Olduğu, yaptığı, gezdiği, tozduğu. Hani bunların hepsi sıfat fiil olmuş oluyor. Haberiniz olsun. Hani cümle içinde bir ismin önüne gelmeden de kullanılan iki tane sıfat fiilimiz var zaten. Dık dik ve ecek acak. Pardon gençler. Şöyle yakınlaştık. Dık dik
ve ecek acak cümle içinde bir ismin önüne gelmeden de kullanılabilir. Mesela işte senin yapacağın buydu dedin. Yapacağın. Yapmaktan yapacak. Bir de bir şey daha dikkatinizi çekmiştir eminim ki birazdan ona da değineceğim zaten. Neyse, muhtaçlara verilecek eşyaları kenara koydum. Nasıl eşyalarmış? Muhtaçlara verilecek eşyalar. Vermekten verilmek. Verilmekten de verilecek. Acak, ecek. Pişmiş aşağı su katılmaz. Nasıl aşmış bu? Pişmiş aş. Bir de hani görüyorsunuz zaten buradan. Sözcükler geçmiş zaman eki olan mışmış var. Gelecek zaman eki olan acak, ecek var. Bu ar, er, ır, ir, ur, ür geniş zaman eki olarak kullanılabilir. Maz, mez geniş zamanın olumsuzu olarak karşımıza çıkabilir. Geldik, gittik gibi dıttik eki de yine karşımıza çıkabilir. İşte bu yüzden cümlenin tamamına bakarak yorum yapmamız lazım. Sizlere özellikle de devrik cümle veriliyor. Ve o devrik cümleyle böyle gidiyorlar, fiili koyuyorlar. İşte yük şeyi de ortaya koyuyorlar böyle yüklemi de. İşte orada hatalar başlıyor. Mesela muhtaçlara eşyalar verilecek dedim. Muhtaçlara eşyalar verilecek. İşte bu sefer verilecek sözcüğü ne oldu? Bir kip haline dönüştü. Yani gelecek zamanda yapılacak bir fiil oldu. Ama verilecek eşyaları kenara koydum dediğiniz zaman bir ismin önüne geldi. Nasıl eşyalar? Verilecek eşyalar artık sıfat olarak kullanıldı. Yani karşımıza sıfat olarak çıkmış oldu. Bunlara lütfen dikkat edelim. Şuradan hemen yakınlaştıralım bakalım. Evet, benim size söylemek istediğim şey de tam olarak burası. Sıfat fiileklerinden mes, ar, ecekmiş ya da hani dık dik de olabilir ama tabii oradaki dık dik biliyorsunuz ki bir tek birinci çoğul şahıs eki olabiliyor ya oradaki ke. Hani orada bir karışıklık yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun. Evet, çekimli bir fiil olarak da biliniyor yani kip eki olarak da buna dikkat edeceğiz. Atılacak eşyaları bir köşeye koydu. Nasıl eşyalar? Atılacak. Yani atmaktan atılmak, atılmaktan da atılacak. Acak, ecek. Bu kutudaki her şey atılacak. Burada atmak eyleminden ya da atılmak eyleminden bahsedildiği ve gelecek bir zamanda atılacağını dile getirmiş oldular gençler. Atılacak. Tükenmez kalemle kağıdı imzaladı. Nasıl kalemmiş bu? Tükenmez kalem. Tükenmekten tükenmez. Mazmez burada geniş zaman olarak değil, bir sıfat fiil eki olarak kullanıldı. Çünkü bir ismin önüne gelip o ismi bana nitelemiş oldu. Ama bu ambardaki tahıl kolay kolay tükenmez ya da bu ambardaki tahıl kolay kolay tükenir de diyebilirdi. Değil mi? Geniş zamanın olumsuzu olarak karşımıza çıktı. Sonra gençler bakıyorsunuz ki burada dık dik ve acak ecek sıfat fiil ekleri. Bunlar yani isterse bir sıfat tamlaması olarak karşımıza çıkabilir. Ya da işte adlaşmış sıfat olarak karşımıza çıkar. Ya hani bir sıfat tamlaması özelliği göstermeden de karşımıza çıktığını zaten bir önceki slaytta size söylemiştim. Bakıyorsunuz mesela beni aradığını biliyorum. Biliyorum fiil. Beni zamir. Aradığını. Aramak fiil. Dık dik sıfat fiil eki. Ö. İyilik eki. Ne? Kaynaştırma harfi. Ö da belirtme. Hal eki olmuş oluyor. Bu kitabı seveceğini tahmin etmiştim. Tahmin etmek fiil. Peki, neyi tahmin ettim? Bu kitabı seveceğini. Şimdi gençler, burada hani eğer gerçekten bir fiil olmuş olsaydı büyük ihtimal zaten yükleme olacaktı. Bir de öyle düşünelim. Sevmek fiil. Seveceğini. Yani gelecek zamandan bahsetmiyor. Burada gelecek zaman anlamını katmamış bize. Burada seveceğini. Yani o fiilden
isme dönüşen ya da sevmeyeceğini diyebiliyorum mesela. Beni aramadığını biliyorum, beni sevmediğini biliyorum diyebiliyorum mesela. Acak ecek burada sıfat fiil olarak kullanılmış ama görmüş olduğunuz gibi kendisinden sonra herhangi bir isim yok, olmak zorunda da değil. Buraya geldiğimi kimseye söyleme. Geldiğimi. Gelmek fiil, dıktik sıfat fiil eki. Geldiğimi derken de hani görmüş olduğunuz gibi kendisinden sonra herhangi bir isimle birleşip bir sıfat tamlaması oluşturmamış. Yakında işe başlayacağını duydum. Neyi duymuş? Yakında işe başlayacağını. Baştan başlamak. Burada bir fiil gövdesi var. Sonrasında da acak ecek eki gelmiş gençler. Yani başlamaktan başlayacağı, başlayacak. Yani bir fiilden bir sıfata doğru yolculuk yapmış. Ve bakın burada senin başlayacağını, burada bir anlatım bozukluğu var bu arada. Çünkü onun başlayacağını duydum, senin başlayacağını duydum diye şey yapabiliyoruz. Senin yakında işe, senin başlayacağını duydum. Yakında işe, onun başlayacağını duydum. Evet gençler, bakın bu cümlede bir anlatım bozukluğu var. Senin mi başlayacağını duydum, onun mu başlayacağını duydum? İkisini de getirebiliyoruz. Bu tarz durumlarda da tamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Çünkü size şey diyecektim. Başlayacak dediğimiz şey işte sıfat fiil eki, ya da ya ikinci tekil ya da üçüncü tekil şahıs. İyilik eki diyecektim. Neyse iyilik eki diyeyim sadece. Neye kaynaştırma? I'da belirtme hal eki. Yani iyilik eki ve hal ekleri nelere gelir? İsimlere gelir. Bu sözcükler isimlere geliyorsa demek oluyor ki bunun da fiilimsi olduğu apaçık meydanda. Hani diyoruz ya çünkü fiilimsiler işte fiil çekim eklerini almayıp isim çekim eklerini alırlar diye. İşte burada da o isim çekim eklerinden birini görmüş oluyoruz gençler. Hatta birini değil, ikisini görmüş oluyoruz. Evet, şimdi sırada zarf fiil ekleri var gençler. Bu zarf fiilin de maşallah iki tane daha adı var. Bağ fiil, ulaç çok çıkmıyor açıkçası sorularda. Yani ben çok karşılaşmıyorum baktığım sorularda ama bağ fiil sıkça çıkabilir. Yani sıkça karşılaşabileceğiniz bir ismi. Bunu da dile getirmek istiyorum. Klasik zarf fiillerimizde ne oluyor gençler? Fiil kök ya da gövdesine bu özel yapım eklerinden olan zarf fiil eklerini getiriyoruz. Ve cümlede şöyle bir unsurumuz oluyor. Bu zarf fiil ekleri zaman anlamı, durum anlamı, çok az da olsa neden anlamı katıyor. Bu üç tane görev var. Ama tabii ki %99'luk görevi zaman ve durum zarfı olarak kullanılması. Neden olarak kullanımı az oluyor. Evet, şimdi kısa bir mola verelim. Bir 10 dakikalık mola. 10 dakikadan sonra sizlerle burada tekrardan buluşup zarf fiillerle ilgili bilgilere devam edelim gençler. Hoşçakalın.